Evet, merhaba arkadaşlar. Eşeğsiz üremenin ikinci videosuyla birlikteyiz. İki tane üreme şeklimiz kalmıştı. Neydi bunlar? Partenogenez ve vejetatif üreme. Şimdi ilk olarak partenogenezden bahsedelim. Daha sonra vejetatif üremeye geçeriz. Nedir partenogenez? Döllenmemiş yumurtadan birey oluşturması demektir arkadaşlar. Dolayısıyla eşeğsiz üreme kısmına girer. Eskiden partenogenez eşeğli üreme olarak alınıyordu. Birazdan anlatacağım nasıl bir sistemde gerçekleştiğini. Siz de göreceksiniz. Büyük bir kısmı eşeğli üremedir. Ama bizi ilgilendiren yani partenogenez dediğimiz kısım eşeğsiz üreme ile yani mitozla gerçekleştiği için biz bunu eşeğsiz üreme kısmına alıyoruz. Yani müfredatta eşeğsiz üreme kısmına alınmıştır. Şimdi ne diyorduk partenogenez için? Döllenmemiş yumurtadan birey oluşumudur. Birey oluşumudur. Peki kimlerde görülüyor arkadaşlar partenogenez? Bir kere bizim için en önemli olan canlı arı. Arılarda görülür. Termitlerde yani beyaz karıncalarda ve bazı omurgalılarda görülür arkadaşlar. Yazalım. Arılarda, termitlerde ve bazı omurgalılarda görülür. Şimdi partenogenezin en önemli olan kısmı arılarda olan kısmıdır. Çünkü zaten MEP kitabında da arılarla ilgili olan kısmını vermiştir. Bir arı kovanına baktığımızda 3 çeşit arı vardır burada. Bunlar kraliçe arı, erkek arı ve işçi arıdır arkadaşlar. Kraliçe ve erkek arı üretkendir yani kısır değildir ama işçi arı kısırdır. Dolayısıyla üremeye katılmaz. Peki olay nasıl gerçekleşiyor bakalım isterseniz. Şöyle kraliçe arımızı yazalım. Kraliçe arı. Kraliçe arı 2N kromozomludur. Şuraya da erkek arımızı yazalım. Erkek arı da N kromozomludur. Arkadaşlar kraliçe arı mayoz bölünme ile yumurtalarını üretir. Bak mayoz ile mayoz bölünmede kromozom sayısı yarıya düşer. Dolayısıyla oluşan yumurtalar N kromozomludur. Bunlar nedir? Kraliçe arının yumurtaları. Daha sonra erkek arı ise sperm oluşturacak. Ama erkek arı mitozla sperm oluşturacak arkadaşlar. Dolayısıyla yine N kromozomlu spermler oluşur. Bunlar da spermler. Şimdi bu yumurtaların bir kısmı ile spermler bir araya geliyorlar ve döllenme olayı gerçekleşiyor. Bakın şöyle bir araya gelirler ve döllenme olayı gerçekleşir. Döllenme sonucunda 2N kromozomlu zigotlar oluşur. 2N kromozomlu. Biz bu olaya ne diyormuşuz? Döllenme. Döllenme olayı gerçekleşti. Peki bu zigot başına neler gelecek? Arkadaşlar bu zigot büyüyüp gelişerek dişi embriyoları oluşturur. Dişi embriyolar. Hala kromozom sayısı 2N. Çünkü büyüme gelişme var burada. Herhangi bir şekilde değişiklik yok. Bu dişi embriyolar eğer ki polenle beslenirse işçi arı olur. Arı sütüyle beslenirse arkadaşlar kraliçe arı olur. Dolayısıyla bizim iki şekilde bir beslenme şeklimiz var. Birisi polen ile beslenme. Polen ile beslenme, diğeri de arı sütü ile beslenme. Arı sütü ile beslenme. Polen ile besleniyorsa işçi arı oluşuyor. İşçi arı, işçi arılar yine 2N kromozomlu. Arı sütü ile beslenirse kraliçe arı olur arkadaşlar. Bu da yine 2N kromozomludur. Peki erkek arı nasıl oluşacak? İşçi ve kraliçeyi oluşturduk. İşçi ve kraliçenin oluşumu eşeğli üreme ile gerçekleşiyor ama bizim asıl partenogenez dediğimiz kısım yani erkek arının oluşumu arkadaşlar mitoz bölünme ile gerçekleşecek. Şöyle dedik ya yumurtaların bir kısmı döllenmeye katılıyor ama döllenmeye katılmayan yumurtalar da var. Bunlar döllenmeden gelişerek erkek arılar oluşturur. Erkek arı. Dolayısıyla N'den oluştuğu için yine N kromozomlu olur. Döllenmeden gelişme. Döllenmeden gelişme. Evet, biz bu olaya ne diyoruz? Partenogenez diyoruz. Bu yüzden de eşeğsiz üreme kısmına alıyoruz. Arıların genel olarak üreme şekli böyledir. Partenogenezle ilgili söyleyeceğim iki şey daha var arkadaşlar. Sorularda karşınıza çıkabilecek özellikler aslında bunlar. Bunlardan da bahsedeyim.
Bir erkek arıya baktığımızda bir erkek arının ürettiği spermler nasıl olur? Birbirinin aynısı mı olur? Farklı mı olur? Bakıyorum erkek arı neyle sperm üretiyor? Mitozla. Mitoz sonucunda oluşan hücreler birbirinin aynısıdır. Dolayısıyla spermler de birbirinin aynısı olacak. O zaman şuraya yazalım. Bir erkek arının ürettiği spermler birbirinin aynısıdır. Yani kalıtsal özellik olarak aynıdır. Mutasyon olmadığı sürece ki biz zaten mutasyonu olmamış varsayıyoruz. Peki bir sonraki özelliğimize gelelim. Arkadaşlar peki oluşan her bir erkek arı birbirinden farklı mıdır? Birbiriyle aynı mıdır? Şimdi bakıyorum erkek arı oluşumuna. Bakın ne oluyor? Yumurtadan erkek arı oluşuyor. Yumurta ne sonucunda oluşuyor? Mayoz. Mayozda çeşitlilik var mıdır? Vardır. O zaman her bir erkek arı birbirinden farklıdır diyoruz. Her bir erkek arı birbirinden farklıdır. Farklıdır. Evet. Partenogenezle ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Gelelim bir sonraki üreme şeklimiz olan vejetatif üremeye. Arkadaşlar eşeğsiz üremenin son artık çeşidine geldik. Vejetatif üreme. Vejetatif üreme. Şimdi 6 diyelim bu arada başına. 6.sı. Vejetatif üreme nedir? Arkadaşlar vejetatif üreme sadece bitkilerde görülen bir üreme şeklidir. Unutmayın bunu. Sadece bitkilerde görülür. Sadece bitkilerde görülür. Ve vejetatif üreme için şunu da söyleyebiliriz. Rejenerasyonun bitkilerdeki karşılığıdır aslında vejetatif üreme. Rejenerasyonun bitkilerdeki karşılığıdır. Bunu da yazayım. Rejenerasyonun bitkilerdeki karşılığıdır. Şimdi vejetatif üremenin 8 çeşidi var. 8 çeşittir. Bunların sadece isim olarak yazıp daha sonra karşılarına örneklerini yazacağım arkadaşlar. Detaylı detaylı işlemeye gerek yok ki zaten MEP kitabında da detaylı olarak vermemiştir. Hemen yazalım. Birincisi çelikle üreme. Çelikle üreme. İkincisi sürünücü gövde ile üreme. Sürünücü gövde. Üçüncüsü arkadaşlar yumru gövde. Yumru gövde. Daha sonra gelelim. Dördüncüsü soğanla üreme. Zaten isimlerinden de çıkaracağız birçoğunu. Beşincisi rizomla üreme. Rizomla üreme. Altıncısı daldırma yöntemi. Daldırma yöntemi. 7 ve 8'i şu tarafa yazmak istiyorum. Yedincisi doku kültürü. Doku kültürü. Sekizincisi de arkadaşlar aşılama. Evet, vejetatif üremenin çeşitleri bu şekilde. Gelelim ilk olarak çelikli üremeden başlayalım. Arkadaşlar, çelikli üremede bitkinin herhangi bir bölgesine kök olur, gövde olur, yaprak olur. Biz bu yapılara çelik diyoruz. Bu yapıları alıyoruz. Daha sonra bunu bir suyun içerisinde köklendiriyoruz ve toprağa ekiyoruz. Aslında bir şey çağrıştırsın size. Annelerimiz ne yapar? Komşuda beğendiği çiçeği hemen işte bir yaprağından veya bir dalından alıyor. Getiriyor onu evde köklendirip toprağa ekiyor. Komşuyla aynı çiçeği üretmiş oluyor. Annelerimiz aslında evde ne yapar? Çelikle üreme yapar. O zaman çelikle üremede neyi alıyormuşuz bitkinin? Kök, gövde ve yaprağından alabiliyoruz. Genellikle yaprak veya dal kullanılıyor arkadaşlar. Çelikle üreme yapılıyor. Gelelim ikinci özelliğimize sürünücü gövde ile üreme. Bakın sürünücü gövdede de çilek gibi bitkilerde yerde sürünen bitkilerde gövde suya doğru gider.
Daha sonra gittiği yerde suyu bulduğu zaman hemen orada bir kök oluşturur ve yeni bir çilek bitkisini oluşturur. Biz buna sürünücü gövde diyoruz. O yüzden örneğini direkt yazıyorum. Çilek bitkisi. Daha sonra gelelim yumru gövde ile üremeye. Yumru gövdeye sahip bitkilerimiz vardır. Nedir bunlar? Patates mesela, değil mi? Patatesi şöyle 4'e 5'e bölün, toprağa ekin. Belirli bir zaman sonra yeni patatesler elde edersiniz. İşte bu yumru gövde ile üremedir arkadaşlar. Bunu örnek olarak da patates yazıyoruz. Gelelim soğanla üremeye. Soğanla üremeye baktığımızda bazı bitkilerin böyle soğan şeklinde yapıları vardır. Bu soğanları toprağa ekersiniz ve yeni bitkiler oluşur. Örneğin bizim kullandığımız işte yemeklerde kullandığımız kuru soğan olabilir. Veya daha iyi örneğini vermek gerekirse lale, çiğdem gibi bitkiler, bunların soğanları vardır. Bu soğanları toprağa ektiğimiz zaman yeni bitkiler elde ederiz. Gelelim rizomla üremeye arkadaşlar. Rizomla üremede zencefil gibi bitkilerde, kök zencefili hatırlayın böyle şekil olarak gözünüzün önüne gelsin. Bunun böyle modül dediğimiz veya işte gözenek gibi yapıları vardır. Bu gözenekleri toprağa ektiğimiz zaman yeni zencefiller elde ederiz. O zaman bunu örnek olarak da ne yazıyoruz? Zencefil yazıyoruz. Gelelim daldırma yöntemine. Şimdi daldırma yöntemine örnek yazmayacağım. Sadece daldırma yöntemini anlatacağım nasıl olduğunu. Mesela bizim bir bitkimiz var. Bu bitkinin dalı yerlere, yere yakın. Şöyle bir bitki çizelim arkadaşlar. Şöyle bakın ağacımız. Ağacın dalı yere yakın. Şurası da toprak. Toprak. Ben ne yaptım? Bu ağacın şu dalını alıyorum ve toprağın içine doğru gömüyorum. Bakın dalı toprağın içerisine doğru gömdüm. Normalde bitki su ihtiyacını nereden karşılıyor? Şuradan gelen kökten karşılıyor, gövdeden karşılıyor. Dolayısıyla bitki ne yapacak? Buradaki dal buradan gelen suyu bekleyecek. Ama bitki buradan gelecek suyu beklemektense ne yapıyor hemen? Bu dal arkadaşlar burada bir kök oluşturuyor. Bakın şöyle kök oluşturuyor ve suyu direkt buradan alıyor. Bir süre sonra artık zaten bu ağaçtan ayrılarak kendi haline yeni bir ağaç oluyor. İşte daldırma yöntemi dediğimiz yöntem bu şekilde. Daldırma yöntemi doğada kendiliğinden de gerçekleşebilir. Bizim etkimizle de gerçekleşebilir. Gelelim bir sonraki üreme şeklimize, vejetatif üreme şeklimize, doku kültürü. Doku kültürünün bir özelliği var. Laboratuvar ortamında gerçekleşen bir olaydır. Örneğin nesli tükenmekte olan bir bitki var. Bu bitki doku kültürü yöntemiyle hücresi alınıyor. Bu hücreler laboratuvar ortamında çoğaltılıp yeni saksılara ekiliyor. Böylece bitkinin nesli korunmuş oluyor arkadaşlar. O zaman doku kültürü için şunu diyelim. Laboratuvar ortamında gerçekleşir. Evet, doku kültürü yöntemi de böyledir. Gelelim aşılamaya. Aşılamada iyi özellikler bir araya getirilir arkadaşlar. Örnek verelim, nasıl oluyor mesela? Diyelim ki elimizde çok iyi meyve veren, işte yıllık olarak diyelim 500 kilogram ağırlığında işte meyve veren bir elma ağacımız var. Ama bir diğer ağaç ise çok iyi ekşi özellikte elmalar veriyor. Ne yapıyor hemen? Ekşi özelliği olan elmanın dalını alıp çok iyi verimli olan arkadaşlar ağaca aşılıyor. Daha sonra bu aşılama sonucunda elmalarımız hem ekşi olmuş oluyor hem de iyi verim veriyor. Yani yılda 500 kilogram kadar elma vermiş oluyor. İşte aşılama yöntemi budur. İyi özelliklerin bir araya getirilmesidir. Aşılama yöntemiyle şöyle de yapılabiliyor. İşte bir daldan erik oluşurken bir daldan kiraz veya bir daldan şeftali de oluşturabiliyorlar. Ama genellikle aynı tür bitkiler arasında gerçekleşir aşılama. O zaman aşılama için şunu yazalım. İyi özelliklerin bir araya getirilmesidir. Evet, böylece eşeğsiz üremeyi bitirmiş olduk arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.